Herkese merhabalar arkadaşlar. Civilization 5 3. bölümle sizlerle birlikteyiz. En son hatırlayacağınız gibi 2. bölümde yeni bir şehir almamıştık. Bu elimizde olan 3 şehri güçlendirmeye, geliştirmeye devam ediyoruz. Teknolojileri bulmaya devam ediyoruz. Şimdi bu bölümde kısmetse 4. şehri kurmayı planlıyorum. Ama bu tarafa mı gitsem, şu sol tarafa ipek, taş, at bunların olduğu bölüme mi gitsem, yoksa balık, balina bu sağ tarafa gelip sanırım bu dar boğazdan buradan geçiliyor. Tamamen buranın hakim mi olsam ona pek karar veremedim şu an. Ancak bunu yapmam için burada piramitler üretilecek diyor İstanbul'da. Bunu önce bir durdurup 3 turda bir kaşif üretip hızlı bir şekilde etrafı hemen açmak. İnşaat işçisi ne istiyormuş? Şuradan gelelim. Birim emirlerimizi bekliyor. Siz burada kalın. Sonraki tura devam edelim. 93. tura geldik. 92. tur diyor. Okçumuzu şöyle alalım. Sonraki tur iyi ilişkilerimiz olduğundan dolayı Japonya ile sizin arkadaş olmanız gözümden kaçmadı. Belki de bu değerli ittifak gelecekte size büyük şeyler kazandırır. İyi ilişkilerimiz olduğundan dolayı Songa ile sizin arkadaş olmanız gözümden kaçmadı. Belki bu değerli ittifak gelecekte bize büyük şeyler kazandırabilir. Evet, olabilir. Mesela Songa'yı ve Japonya dost oldu. Bu arada Opti'yi bulduk. Biz de dost olduk. Yani 3 ülke aslında birbirleriyle dost olmuş gibi bir durum gerçekleştirdi. Hemen bir araştırma seçelim. Burada teknoloji ağacından ileriye yönelik olarak siz kendinizi yönlendirebilirsiniz. Biz sıradan gidiyoruz. Opti'yi yaptık. Pusulaya geçebiliriz. 23 tur diyor. Orta çağmış. Klasik çağda matematik. Burada asma bahçe, adliye sarayı ve sapan dediği mancınık yapabiliyoruz. Burada inşaat bölümünde arena, sirkus, maximus diyor. Şehirlerinizin her bir tanesinin arena olması gerekir diyor. Büyük duvar yapılıyormuş. Kereste kesme yeri yapabiliyormuşsunuz. İnşaat seçili olursa. Bakalım. İnşaat seçelim. 6 tur. Buradaki semboller de size anlatmıştım ama belki gözden kaçıran arkadaşlar olabilir. Örnek veriyorum. Buradaki diyor ki üçgen işaretli olan bilim danışmanının tavsiye ettiği. Buradaki kırmızı işaretli olan askeri danışmanın. Buradaki sarı olan ekonomi. Diğer mor olan da dur bakalım şurada gelecek. Hatırlayamadım mor olanı. Bu da bir danışmanımız çıkmadı şimdi ama diplomatik danışmanmış mor olan da. İki danışmanımız onu yapmamızı tavsiye ediyor. Evet, burada savaşçı aslında birilerinden demir bulsak şunları güçlendireceğiz. Bakalım Japonya'da bizim arkadaşımız anlaşma diyelim. Demir var mı sende? Demir, 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 demir. Aslında burada şarap varmış. Bak şarap alıp bunun için ne istiyormuş? Altın veremem. Sadece boya vereyim. Gerçi kabul etmeyecek ama. Altın verelim. Çok şey istiyorsun ya. Sen de zaten istediğimiz şey yoktu. Gandhi'de var mı bakalım? Gandhi'de de yokmuş. Askia'da var mı demir? Gerçi anlaşma diyelim. Şimdilik hiçbirisine bir teknoloji yok. Hoşça kal yavrum. Görüşürüz. Kimsede demir yok şimdilik. Daha doğrusu benim dostlarımdan hiç kimsede yok. Siz bu tarafa doğru gelin. Yavaş yavaş sizinle haritayı açmaya başlayalım. Evet, burada şimdi burada bu işçilerimiz burada çiftlik inşa ediyorlar. Otlak yapıyorlar. Bu atları daha sonra, bu otlak bittikten sonra kullanabileceğiz. Atlı birimleri basabileceğiz. Buradaki işçimizde hayvan kampı kuralım. Buradaki işçilerimizde de ticaret noktası yapınca artı bir altın verecek. Bu, bakın bu altıgende sadece bir tane yiyecek veriyor şu an. Bu inşaatçıların yaptığı işlem bittikten sonra burada da bir altın vermeye başlayacak bize. Sonraki tur diyelim. 93. tura geçtik. Tarih milattan önce 550 ama
Şimdi 525, her bir tur 25 sene 25 sene ilerliyor. Gözcümüze bir tur kaldı. Savaşçıları biraz burası kaydıralım. Ne olur ne olmaz diyoruz. Mancınıksız size tavsiyem şudur ki mancınık vesaire o tip şeyleri elde etmeden ya da en azından bu savaşçıları metal çağına geçirmeden, savaşçıları upgrade ve etmeden bir şehri almaya çalışmayın. Çünkü şu Sur şehrini bile, tek bir şehir devletini bile alamayız bu askerlerle. Bu arada politika benimsenebilir diyor. Dindarlığı belirleyebiliriz. Onur burada biraz daha askeriye yönelip daha fazla askeri gücümüzü güçlendirebiliriz. Ama burada her şehirde artı bir production, İngilizce adı production veriyor. Bu bir şeyleri daha hızlı üretmemizi sağlıyor. Turları kısaltıyor diyeyim size. Temsilcilik her şehirde artı bir kültür veriyor. Başkentimizde bağlı şehir her şehir için artı bir mutluluk veriyor. Bu oyunda mutluluk çok önemli. Şu an artı 3 mutluluk var. Bunu beraber deneyelim. Şimdi 3 mutluluk var. Seçtim. Evet dedim. Bakın burada 6 mutluluk oldu. Görüyorsunuz. Şuradaki mutluluğumuz 3'tü. 6 oldu. Şimdi buraya bir şehir daha eklediğim zaman gene o da daha fazla olacak. Bu arada burada kaşifimiz çıktı. Bir tane daha kaşif yapalım. İstanbul'da bazı şeylerin çok hızlı üretilmesinin sebebi üretim, yani şu production olayının burada fazla olması, nüfusun fazla olması. Bu arada Ankara'da bir personel daha çıkmış. Yurttaş idaresine bakalım hemen. Artı 3 yiyeceğimiz var. Artı 4 üretim. Altın üretimi hiç yok. Şurası bit. Şimdi şöyle, aslında altın üretimini burada yükseltebiliriz. Nasıl yükseltebiliriz? Buradan bir tane vatandaşı aldığımız zaman, ama yiyecek 0 oldu bakın. Yiyecek 1, vatandaş turu yükseliyor 32 tur. Bunu buraya verdiğimiz zaman bir tane yiyecek, 3 tane altın geldi. 16 tur. Duruma göre bizim şu an altında çok ihtiyacımız yok. Evet biraz az geliyor, artı 5. Ama olsun. Vatandaşlar çoğaldıkça topraklarda otomatik genişliği, hatırlayacağınız gibi geçen bölümde şu altıgen iki ülkenin arasındaydı ama bizim topraklarımızda değildi. Şu an bizim topraklarımıza geldi. Bu arada Edirne'de bastığımız Kadırga'da bitmek üzere. Bu Kadırga'da bittikten sonra buraya yaklaştıracağım. Buradaki balık şeyini de işletmeye başlayacağız, kullanmaya başlayacağız diyelim. Birim emirlerimizi bekliyormuş. Birim emirlerimizi beklemesin. Biz bir sonraki tura geçelim. Bir sonraki tura geçmenin klavyesindeki tuşu da Enter tuşuna basarsanız bir sonraki tura o geçecektir. Evet, şimdi buradaki casusumuzu biraz daha ilerletelim. Askerlerimizi şöyle şehirlerimize yakın yerlere koyalım ki barbarlar çıktığı zaman karşı koyabilelim. Onlara kısa sürede karşılık verebilelim. Sonraki dur diyelim. Viyana bizden hiç memnun değilmiş. Niçin memnun değil? Çünkü topraklarında askerimiz var ve o askerler topraklarında durdukça buradaki öfke yükselecek. Yakında ama bu devletleri de, bu şehir devletlerini de kendimize katacağız. Dediğimiz gibi sadece uygun zamanı bekliyoruz. Ama ülkeleri pek savaşarak almayı elbette ki alabiliriz. Çünkü hiç sıkıntı değil. Asker bastıktan sonra her şeyi yapabiliriz. Ancak bu arada kaşif bakın iki tura düştü, görüyorsunuz. Adamların eş dost akrabaları oluyor. Birbirleriyle dost geçindiği ülkeler oluyor. Onlarla da karşı karşıya getirir bizi bu savaşlar. Genellikle zaten kendilerini uygun duruma getirdikten sonra saldırıyor çakallar. Bir de öyle bir durum var. Bakın burada artı bir yiyecek geldi. Görüyorsunuz bu şey, pardon, altın mı vardı? Bu ikisinden bir tane yiyecek vardı. Altın geldi ticaret merkezini yaptıktan sonra. Şimdi işçilerimiz bakın burada otomatik olarak göstersin dediğim için burada bir çiftlik yapabiliriz diyor. Burada da bir çiftlik yapabiliriz. Bakın zaten burada hemen size diyor, vatandaşların doğum hızı artacak diyor. Hemen şuraya getirelim işçimizi. Bir şehir devleti mesajı varmış. Neymiş? Kap şehrinin Sur ile anlaşmazlığı var. Kap şehri bu sorunu ortadan kaldıracak birini arıyor. Bu sorunu çözen cömertçe ödüllendirilecek diyor. Altı demirleri varmış. Aslında var ya,
Sur şehrini ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapabiliriz bu ara. Niçin yapabiliriz? Çünkü 6 tane demiri var bunların ama 6 tane demir içinde bunlara bulaşmaya hiç gerek yok diyelim. Bu arada altıgen satın almamız vesaire bunları biliyorsunuz zaten. Şu an altıgen satın almaya ihtiyacımız yok. 444 altınımız var. Altıgen satın alsak buradan şuraya doğru gideriz ama 350 buna verdikten sonra buraya kaç altın vereceğiz? Hemen deneyelim. 350 yapalım. Bakalım altıgen satın al deyince gördüğünüz gibi burası açılmadı. Her şey bizim planladığımız gibi gitmiyor. Mesela burayı da alabiliriz. Burayı da alabiliriz. Ondan sonra burası açılabilir. O yüzden altıgen satın alırken de bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Neyse önemli değil. Bizim altınlarımız birazdan yükselecektir. Çünkü siz burada bekleyin. Siz de bekleyin. Askerlerimiz emir bekliyor. Tabii onlar da sıkıldı. Savaş istiyorlar. Aslında yavaş yavaş Sur şehrine doğru yığınak yapıp saldırabilirim ama gerçekten çok uzun sürer bu askerlerle, hatta iş çıkmaza bile girebilir. Gandhi Orta Çağ'a girmiş. Gandhi Orta Çağ'a girdiyse belki demir vardır elinde. Altın Çağ daha hızlı gelir diyor. Mutluluk artar. Evet. Altın Çağ'da da ben genellikle altın üretimini ikiye katlıyorum. O yüzden altın kullanımını biraz rahatlattım. Şimdi Edirne'de bu arada denizcilikle alakalı bir şeyler yaptığımız için neyse kadırgayı sonra kullanacağız. Burada ne yapabiliriz diyor. Bakın askeri kaynaklar, yani askeri danışmanım bana diyor ki kürekli kadırga tavsiye ediyor. Ekonomik danışmanım da göçmen tavsiye ediyor ama buradan göçmen basmam. 12, 21 tur. Kürekli kadırga da çok uzun sürüyor. Aslında burada ne yapabiliriz? Kütüphane yapabiliriz. Tahıl ambarı olabilir ama tahıl ambarı bir işimize yaramaz açıkçası. Çünkü tahıl ambarı ekstra buğday, muz ve geyik olduğu zaman bizim işimize yarar. Duvarlar müdafaayı güçlendiriyor. Bütün kara birimlerine artı 15 XP veriyor. Sirkte at veya fil dişi kaynağı işlemeli. Şehrin gelişmişi sirk yapabiliriz. Mutluluk artı 2 verecek. Ahır atlı birimlere artı %25 üretim artısı veriyor. Bu da demek oluyor ki ahır bizim işimizi görür burada. Hemen bir ahır yaptıralım. Çünkü hemen bitişiğimizde görüyorsunuz atlı birimlerimiz var. Kadırgamızı şöyle getirelim. Bakalım. Doğal harika keşfedildi. Sonuç alırsa evet. Şimdi şöyle yapacağız. Buradan bir kare daha gelmemiz gerekiyor. Umarım kadırgamızı dağıtmazlar. Barbar kampını böyle uzaktan uzaktan saatler sürecek bir çalışma sonucunda indirebiliriz. Göçmenlerimiz buraya gelirse bunu da alacağız. Araştırma. Neye geçelim şimdi? Mancınık üretimine başlayabiliriz aslında. Matematiği yapıp 5 tura düşmüş. Bu arada metal döküm var. Metal daha keşfedemedik henüz. 5 tur hemen yapalım. Biraz da oyunda nerede bulunduğunuzla alakalı, tabii ki de siz seçemiyorsunuz. Yani demir burada çıktı, burada çıktı, hemen dibimizde çıktı ama bu kadar bir alana yayılmışız. Bize çıkmadı. Eğer ki çıksaydı şu an askerlerimizi güçlendirmiş, daha güçlü bir hale gelmiş. Kap şehrini ele bile geçirmiş olabilirdik. Yavaş yavaş şey pardon Sur şehrini yavaş yavaş şuradan Sur şehrine doğru inelim. Okçuyu da buraya getirelim. Hazırlıklarımıza başlayalım. Çünkü burada askeri manevralar da zaman alıyor. Yani demiri bulduğumuz zaman askerlerimizi buraya hareket ettirmeye çalışmak Sur şehri yakınlarında biraz vakit alacaktır. Dünyanın en çok çalışan ulusları neymiş? 5. sıradayız biz. Üretim miktarlarına göre sıralıyormuş. Karşılaşılmamış 2 tane oyuncumuz varmış. Onlar muhtemelen teknoloji olarak da biraz iyi durumdalar sanırım. İstanbul bir gözcü daha çıkardı. Biz gözcüleri biliyorsunuz çok fazla kasmadan oyun başında yaptık. Daha doğrusu göndermedik ama şimdi ben 3 tane gözcü bastım sağa sola, her yere gidip açsınlar diye. Etrafı artık görmek lazım çünkü. Şimdi burada ne yapabiliriz? Bakın mızrakçılar bu bizim savaşçılarımızdan çok çok daha güçlülerdir. Bakın güç 6 burada. Güç 7, hareket 2, maliyet 56, maliyet 40, hareket 2. Yaya olmayan birimlere karşı ilk çağın etkili birimi diyor. Yani atlılara karşı her strateji oyunda da
hatırlayacağınız gibi mızrakçı olan birimler atlılara karşı çok güçlüdürler. Bakın at arabalı okçu geldi. Gördüğünüz gibi at işlemeye başladık. Menzilli savaş gücü 7'ymiş. Menzil 2, güç 4. Bir tane çıkartalım bulunsun elimizde hem görme açısından. Burada geyikler, meyikler her şey varmış. Okçuları şöyle aşağı doğru kaydıralım. Sur şehrini ele geçirmeyi planlıyoruz çünkü. Savaşçımız sen burada dur. Bu arada Gandhi çağ atlamıştı. Burada hala demiri yok. Pardon. Askiya'da demir bir şey yok. Mermer varmış orada da. Burada sende de bir şey yok. Hoşça kal kardeş, hoşça kal. İstemiyoruz. Şehir devletlerinde kaptan aslında müttefik olursak bize kaynaklar bize ulaşacak da bir birim hediye etsek. Hadi şunu sana hediye edelim. Ama hiçbir şey yükselmedi ki. Altın hediyesi hiçbir şey yok. Neyse boş ver. Birim de boş boşuna gitti. Hindistan'da koruması altındaymış. Savaşırsak Hindistan'da bize karşı cephe alacak. Bu arada Edirne de büyümüş. Bizim kadırgamız atıyor atıyor ama burada boşa sallıyor. Baksanıza hiçbir şey indiremedi. Az kaldı. Buraları da indirdikten sonra alacağız. Şuradan evet 50 altın kazanmışız. Harabeyi keşfetmişiz. Buradan kaşifleri unutmadan bir sonraki turda kaşifleri otomatik yapacağım. Gezsinler dolaşsınlar. Birim emirlerimizi bekliyormuş. Bir sonraki tur diyelim. Sınırları aç. Hiçbir şey istemiyorum. Tamam. Sınırlarımızı karşılıklı olarak açtık. Evet, şimdi önerilen şeyleri yapalım. Çiftlikleri artı bir artı bir gıdalar versin bize. Keşfimizi otomatik olarak keşif yaptıralım. Kadırgamıza şuraya bir ateş ettirelim. Bu arada iyice aslında yıprattık. Kaşiflerle buradan da yavaş yavaş saldırabiliriz. Birim emirlerimizi bekliyormuş. Okçular uyarıda kalsın. Buradaki kaşif barbar kampı buldu. Şey pardon, bir grup barbar buldu ama onları yenebilecek güçteler. Sonraki tur diyelim. 101. tura geldik. Milattan önce 350'deyiz. 25 sene daha ilerlettik. Zaman su gibi akıp geçiyor dedikleri bu olsa gerek. Ne diyormuş? Sizleri ha, Elizabeth İngiltere ile karşılaştık. Demir var mı bacım? Demir. Demir yok. Başka bir şey var mı? Yok kardeş, yok. Güle güle. İngilizlerle karşılaştık. Taht oyunları. Oh, buradalarmış. Şimdi şu kadırgayla burayı atıp burayı bir bitirelim. Hiçbir şey kalmadı orada. Buradaki bizim askerler halleder. Üretim seçelim. Üretim bitmiş Ankara'da. Ankara'da ne üretebiliriz? Mızrakçı 9 tur, kaşif 2 tur, savaşçı 5 tur. Atlı 14 tur diyor. Çok güçlü bir aslında atlıyı sende değil de neyse sende atlı başlatalım. Gandhi ne diyormuş? Songa ilişkinin arkadaş olmanız gözden kaçmadı. Tamam yavrum ya. Herkes birbiriyle dost oluyor arkadaş. Bu nasıl bir oyun ya? Matematiği bulduk. Mancınık yapabiliriz ama mancınık için de demir lazım bize. Burada ne diyor? Para birimi üretimi servet cinsinden değiştirmeyi sağlar. Doğa harika olarak bunu yapabiliyoruz. Ulusal hazine varmış. Verdikleri bu altta yazıyor zaten. Pazar yapabiliyoruz. Pazarda güzel oluyor. Market olan her şehrimizde ekstradan altın.
Darphane altın ve gümüş artı 3 altın veriyormuş. Mesela burada ne var? Gümüş yok ama altın var. İstanbul'da görüyorsunuz. Bunu yapınca da artı 3 altın verecek bize. Şehir en az iki kaynaktan birinin madenine sahip olmalı diyor. Burada pusulayı da bulabiliriz. Burada daha açık denizlere açılabilmemiz için geçerli bir şey. Ticaret imkanı oluşturur diyor. Ne yapalım? Metal döküm. Şu şeyi yapalım. Para birimini yapalım. Evet, burada da demir var. Aslında buralara da gelinebilir. Neyse, bu şu keşifle de buradaki barbarları da biraz saldıralım, yıpratalım onları. Sonraki tur diyelim. Kürk istiyormuş. Karşılığında hiçbir şey vermeden kürk istiyor. Kabul edelim. Tarihteki yerini uzun süre koruyacak. Memnun olmuşlar. Hadi bakalım. Zor durumda düştüğünde yardımcı olacağız diyorlar. Burada da var şeyler. Barbarlar. Birim terfi etti. Diyor ki kara birliklerine karşı %20 savaş gücü. Burada da diyor ki deniz birimlerine karşı %20 savaş gücü. Şimdi kara birimlerine karşı saldırdığımız için şu an güçlendirip hemen görelim. Bakalım gerçekten öyle bir farklılık olacak mı? Yani az önce de böyle indirmişti sanki. Buraya saldıralım. Burada zaten çok az şey kaldı ve evet, gördüğünüz gibi barbar kampını yerle bir ettik. Umarım buradaki barbarlar bize saldırmaz. Onlar saldırırsa durumumuz çok kötü zaten. Birim emirlerimizi bekliyormuş. Okçuları da yavaş yavaş ilerletelim. Sonraki tur diyelim. Buradaki keşifi otomatiğe alalım, tekrar dolaşsın. Monaco'yu bulmuşuz. Pamuk ve tütsü varmış Monaco'da. Hatırlayacağınız gibi şehir devletleriyle onların da şeylerini kullanabilmek için kaynaklarını tamamen buradaki alt taraftaki dostluğun full olması lazım ki bizle bir şeyler paylaşabilsinler. Bu arada birim emirlerimizi bekliyormuş. Yapacak bir şey yok. Atlayalım sırayı. Sonraki tur diyelim. Yavaş yavaş harita genişledikçe hakimiyet biraz daha zorlaşacak. Aman aman diyelim. Kurtar kendini. Süper. Çok çok güzel bir şey oldu burada. Zaten buradaki kadırgamız da bunu son verecektir. Burada 6 demir var. Evet, burası şu küçük adacık barbarlardan temizlendi. İyileşene kadar kuvvetlendir diyoruz göçmeni şeyi. Gezginimizi, inşaat işi burayı bitirmişler. Bakın 3 yiyecek oldu. Burada ne var diye bakalım şöyle. Neyi yapabiliriz? İşçileri de burada bakın otomatik yapabiliyorsunuz. Bunlar da siz bir şey vermeden kendileri gördükleri her yerde, işlem yapabilecekleri her yerde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Orada çalışan işçimiz var. Yavaş yavaş bu taraflara doğru getirelim işçileri. Zaten Edirne ipek istiyormuş. Edirne ipek vereceğiz. Yavaş yavaş Sur şehrine doğru ilerleyelim. Sur şehrini alıp Kap şehrindeki demirleri de belki paylaşabiliriz ki kılıç ustaları var, görüyorsunuz burada. Bir birim öldürülmüş bizim göçmenimizi, orada zaten barbarlar vardı, öldürmüşler. Hemen bunları ilerletelim günümüzü. Sonraki tur diyelim. İngilizler de her yere saldırmaya başlamışlar. Bir şeyler yapıyorlar. Askerleri ilerletiyorlar şimdilik en azından. İstanbul'da at arabalı okçumuz geldi. Atlı 8 tur. Atlıyı yapalım. Şu an çünkü elimizdeki en güçlü asker atlı. Birim emirlerimizi beklesin. Aslında
vakit varken bir birimi buradan sokup diğer birimleri de buradan sokabiliriz. Bunu önden feda ederiz. Okçuyu buradan arkadan getiririz. Şöyle yapalım. Diğer atlı birliklere yer açalım. Evet, kadırgamız şöyle getirelim kadırgamızı. Eğer ki ticaret noktası yaparsak buradaki gıda biraz azalacak, altın bir artacak. Buna göre işlem yapmamız lazım. Şuraya gelelim, burada bakalım bir şey yaptırılacak mı bize. Kadırgayı ne yapalım burada? Evet, birim düşman gördüğü zaman uyanacak. İşçimiz şuraya gelsin, çiftlik inşa etsin. Üstünde yanıyor zaten. Gandhicim, sınırları aç diyorsun. Hadi bakalım, şuradan bir altın istiyorum. Teklif et diyelim bakalım. Tamam, hadi. Zaten o istedi bizden. Sınırlarımızı açalım. Bazen şöyle de bir olay oluyor. Hani sınırları açıyorlar, size iyice yanaşıyorlar. Etrafınızı çevirip saldırı yaptığı da oluyor. Yalnız topraklarınızdayken size saldırırlarsa bir ülke askerleri sizin sınırlarınızdan dışarı çıkartılıyor. Öyle saldırı ilan edebiliyorlar. Öyle de güzel bir olay yapmışlar. Şehir devleti neymiş? Surun'da Kap Şehri ile anlaşmazlığı varmış. Ama biz demir olduğundan dolayı Kap Şehri'ne düşman olmayı göze alamıyoruz. Altıgen satın al dediğimizde hala orayı satın alamıyoruz. Biz en iyisi hiç böyle uğraşmadan iki atlımız çıktıktan sonra bir de göçmen yapacağız. Buraya gel bakalım. Buraya da çiftlik inşa edelim. Çiftlik inşa edelim. Etrafı çiftlikle çevirelim hep. Sonraki tur diyelim. Hızlı bir şekilde ilerleyelim. En azından ne diyor? Amerika ile karşılaşmışız. Güvenebilirsin tabii canım. Sizin özgürlüğünüzden daha değerli bir şey mi var? Burada mermer, fil dişi, ipek, şarap işe yarar hiçbir şey yok. Yani şu tek bir şehir devletinde demir var. Etrafta yok. Kafayı yiyeceğim ya. Bu arada biz hangi kıtadayız ya? Rusya falan o taraflardayız herhalde. Asya. Aşağı doğru indikçe Asya herhalde. Şu at arabalı okçuyu şöyle getirelim. 6 tur sonra 2 tane atlımız çıkacak. Burada kim varmış ha bizim kanki? Buralarda da bayağı kaynaklar var yani, ipekler falan filan. Şöyle bir saldırı dediğimiz zaman, herhalde şuraya getirdiğimiz zaman okçu bu şehre ateş etmeye başlayacak zaten. At arabalı okçu. Evet, onu da bir altıgen ilerlettiğimiz zaman istediğimiz hedefe ateş edebilecek. Şu atlılar çıktığı zaman gördüğünüz gibi burada ikisi aynı turda gidiyordu ama bir tur kısaldı. Evet, burada Ankara şehrinde bir vatandaş daha gelmiş dünyaya. İyi gidiyor, hızlı gidiyor. Bakalım buradan altıgen satın al desek. Aslında şöyle bir durum var. Bu 225 aldıktan sonra bir sonraki de orası olabilir mi diyecektik. Yok. Değilmiş. Neyse, orayı alana kadar ilerleyeceğiz böyle. Okçuları geçelim. Sonraki tur diyelim. İngilizlerin askerlerini görüyorsunuz şu an. Bizimle aynı seviyede ama atlıları çıkardıktan sonra biz bir level üste geçtik direkt rakiplerimizden. Tabi okçu yoksa karşılarında, her yerde demir var buralarda. Hangi birim emirlerimizi bekliyormuş? Sizler kalın. Sonraki tur deyip hızla ilerleyelim. Sınırlarımızı açmak istiyormuş.
Reddediyorum yavrum, reddediyorum. Buradaki bir dostluk bildirisi imzalayarak aydınlık bir geleceğin, hay hay birlikte çalışalım, dostuz kardeş. Burada görüyorsunuz Amerika'nın kaşifi var. Muhtemelen topraklarımızı geçip açmak için bizden şey istiyor. Helsinki ile tanışmışız. Arkadaş, Helsinki'de de mi demir var ya? Bir bizde mi yok? Burada yavaş yavaş ortalık kızışıyor. Bu oyunda iyi hedeflememiz, iyi planlamamız gereken şey askeri manevralar. Çünkü bakın, kaç tur önceden şurada hazırlık yaptım. Askerleri getirdim. Atlıları da getirip içeri sokup öyle saldıracağım. Japonya ile dostluk ilişkileri kurduğunuzu fark ettim. Bunlar da Japonya ile arkadaş olduğu için bizimle Japonya sınırları açalım kardeşim. Gezdin dolaşın, Japonlar bizim kardeşimiz. Evet, atlı birliklerimiz de çıktı. Şöyle atlı birliklerini de yavaş yavaş ilerletelim. Bu bölüm burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde savaşla başlayacağız. Sur şehrini almaya çalışacağız. Kap şehrinin gözüne girelim. Ya da Kap şehrini alıp direkt demire de sahip olabiliriz. Ona henüz karar vermedim. Ama bir sonraki bölümde artık savaş başlayacak. Görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.